Beşiktaş'ta dün iki tane çok önemli haber geçti. Ahmet Nurçebi'nin Alex Oxlade-Chamberlain'le görüştüğü ve Arsenal'dan Nicolas Pepe'yle görüştüğü yolunda haberler vardı. Idgar Şener'le başlayalım. Bu profilleri Beşiktaş'a uygun buluyor musunuz? Tabii ki Roberto Pereira yine gündemde isimdi. Berhaus ismi geçti. Belli ki Beşiktaş hem merkezde de oynayabilsin hem kenarda da oynayabilsin. Profilinin üstünde de biraz durmuş araştırma yaparken. Ne dersin abi? Yani Oxlade-Chamberlain'in hangi performansı vereceğini tam olarak bilemiyoruz. Yani onu kendisini Liverpool'a götüren ve orada tam bir sezon oynayan Oxlade-Chamberlain mi yoksa uzun süredir ortada gözükmeyen Oxlade-Chamberlain mi? Evet. Beşiktaş, o da İngiltere'de daha çok kalma taraftarıymış bu arada yani zaten. Beşiktaş böyle bir risk mi almalı Rebic aldıktan sonra yoksa daha farklı bir profile mi yönelmeli? Şimdi Nicolas Pepe'nin mesela o prime dönemlerini veyahut da yakın, prime'a yakın dönemlerini hatırladığımızda ne yapıyordu bu adam? İşte bir geçiş oluyor, bir hızlı hücum oluyor. Sağ taraftan topu alıyor. Sola doğru devrilirken birdenbire çat diye uzak köşeye şutu çıkartıyor mesela. Beşiktaş'ta şimdi bu tip bir oyuncu var mı diye bakmak lazım. Burada Gezal'ı da denkleme tutarak ne olursa olsun konuşuyorum. Öyle bir profil yok. Roberto Pereira'ya da gelelim. Yani bunların hepsini birbirini tamamlayıcı olarak görmek lazım. Pereira hakkında ne hayal ediyor Şenol Güneş? Çünkü Pereira Udinese'de birçok rol oynayabilen bir oyuncuydu ki oyuncu normal şartlarda hücuma yakın bir orta sahayken daha farklı profillere devrildi. Üçlünün sağında bir sağ kanat bekini oynayabildi mi? Adam net olarak oynadı. Hatta Bekao'yu izlerken de benim gözüme çarpmıştı. Orada onu oynatmasının sebebi takım kaymaları yaptığında Bekao'nun da pozisyon alıp orada gedik vermemek üzerine, file vermemek üzereydi. İlk 10 haftalık muazzam Sotilli Udinese'den bahsediyorum. Geçen seneki Serie A'da. Ama hani Oxlade-Chamberlain yerine en azından Nicolas Pepe daha heyecan verici ve Beşiktaş'ın özellikle Süper Lig'de birçok sıkıntısını giderecek bir oyuncu olarak görüyorum ben Nicolas Pepe'yi. Bir de Şenol Güneş'in de daha tarzı bir oyuncu. Öyle bakmak lazım yani. Forvetleşebilen veyahut da işte daha böyle şutuyla sihir yaratabilecek bir oyuncu. Bence Nicolas Pepe hücum attığı anlamında. Pereira da her şeyi oynayabilecek bir oyuncu olduğu için ilgisinin olması ve sürmesi çok doğal. Hani Kuzey'i bir izlerken de ben dikkat etmiştim. O da daha çok böyle topsuz koşuları rakip ceza sahasında yapan bir 8 numara gibiydi. Pereira'nın da normal şartlarda bir santrofor arkasındaki oradaki işleri yapan oyuncu olduğunu düşünürsek kariyer başlangıcı ve sonrasındaki dönüşümünde atıyorum yani bir şöyle hayal edelim. Beşiktaş'ta Amir Azizovic, Getson Pereira. Tabii Türk denkleminden de çıkmadan Avrupa için konuşuyorum bunu. Tamamen ne olacak iki yabancı üç yerli şeyine bakmadan konuşalım. Pepe, Cenk henüz çalışmaya başlamadı ve hatta sonra gelecek. Rebic ve Abubakarlı bir hattı düşünün. Getson Pereira, Amir Azizovic. Bu çok iyi bir orta saha ve savunmayı, hücumu tamamlayan kurgu yani. Ben öyle bakıyorum ama Türkiye'ye gelince tabii onlardan birisinden çıkartıp başka bir yerli oyuncuyu da koymak zorundasınız. Çünkü Beşiktaş orada tıkanıyor. Yani Mert'i yazabiliyoruz. Hadi Salih'i yazdık orta sahayı bir tanesini çıkarttık. Ama Getson'un hala denklemde olduğu bir şey. Üçüncü Türk kim oluyor? Onur oluyor. O zaman da Nicolas Pepe'den çıkıyorsun mesela. Veyahut da Rozier yerine mi Onur oynatıyorsun? Evet. O zaman o klasik soruyu size de soralım. Biz sen Onur'u sağa çık yaptın bayağı bildiğin hemen. Ama zaten sağa çıktı Onur Türkiye'ye gelirken. Almanya'da bu çocuk zaten sağ bek değildi ki. Sağa çıktı zaten. Yani şeye dönüyoruz. Güzel bilgi. Türkiye'ye dönüyoruz yani. Kimden vazgeçersin? Rozier'den mi vazgeçersin? Rozier yerine Onur mu oynatırsın? Süper Lig'e döndük biz. Cenk ile Mert var diyorsun. Efendim? Cenk ile Mert var. Abi Cenk daha Ağustos sonuna kadar yok. Hani öyle düşün. Şimdi biz Ağustos sonuna kadar Salih oynattık, Mert oynattık. Üçüncü Türkiye arıyoruz. Ben Rozi'den vazgeçeceğimiz stoperlerden birinden vazgeçip Necip oynatırım. Olur. Ben Rozi çok arkada bence. Hani kesilmesi gereken oyuncular grubunda. Rozi çok değiştiriyor oyunu. Hani aldığı kademleri falan gördük. Masa Akü'yle falan beraber bambaşka bir profile yapıyor. Rozi'den vazgeçmem. Yani Rozi ile Onur arasındaki back performansındaki farkla Necip'le işte bir stoper arasındaki farkı tercih ederim. Yani, bir stoper değil demen çok acı bir şey işte Beşiktaş için. Bir stoper işte yani amartesi. Bilmiyoruz kim olacak. Yani Beşiktaş şu anda gerçekten sürpriz altılı oynuyor böyle hani. Tutarsa direkt ev alacak anladın mı? Şey değil böyle. Biz de harçlığımızı çıkarttık falan değil. Bizim Bakırköy'deki bir esnaf abimiz vardı öyle bir oynardı. Daha bomba yani böyle şey. İşte 10 tane at koşu, 8. sıradaki atı tek geçiyor falan. Hani tutarsa direkt ev şey olacak böyle. Etiler de ev alacak. Öteki türlü 100 gram çekebilirsin yani. Şu an Beşiktaş'ın hani adı geçen işte Ox, işte Pepe, Rebic geldi.
Hepsinde diyorsun ki ya prime zamanına yakın oynasa işte Rebic 2018-2019'daki gibi olsa, Ox işte Wijnaldum'un oynadığı o Liverpool'un 4-3'ünü iyice oturttuğu dönemdeki o topsuz koşu yapacak işte deli gibi iki ceza sahası arasında gidecek dribbling için 8 numara diyorsun. Ama bunu ne zaman gördük? Wijnaldum'un zamanında gördük yani. Yok sonrası Pepe de işte zaten prime'ında 80 milyon ettiriyorsun. Hani o içe kat edip attığı şutlarla 80 milyonluk adam oldu diyorsun. Yani böyle bir oyuncuların %80'i tutsa çok başka bambaşka bir şey oluyor zaten. Delali tutmadı. Evet. Ama Delali bu oyunculara göre daha da tutmama ihtimali. O tam hakikaten tam bomba. Pepe de öyle değil mi biraz? Yine gerçi yine Delali şey olarak da yine oynuyor işte. Pepe yani. Doğru evet. Ox sakatlıktan dolayı oldu. Ox'ta kafada bir sorun yok. Sakatlık sorunu var. Revic de sakatlıktan sonra özgüven ve biraz seviyeye düştü. Ama hakikaten yani bu işte diyelim üçü geldi, ikisi en iyi seviyesine yakın oynasa bambaşka bir şey oluyor. Ama çok fazla riskli sanki. İşte orada da fazla risk alıyorsun. Birçok oyuncu da risk alıyor. Evet yani en azından bir tanesi daha güvenilir, daha performansı belirgin. Mesela Pereira belirgin performans oyuncusu. Pereira daha belirgin. Hemen alırsın yani. Yani Pereira yarın başlasın. Atıyorum bir hafta sonra adam idmanını yedikten sonra iki hafta sonra maça çıksın. Tamam abi Pereira'dan verim alıyorsun zaten de. Diğerleri için... Yani diğerleri gerçekten en iyi seviyesine biraz yaklaşsalar çünkü bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Rebic, Aboubakar, Pepe diyorsun. Tabii canım. Ox, Gedson, Fernandes, Hacı Ahmetoviç falan. Yani Avrupa maçlarını düşün. Evet. Değişik yani bambaşka bir şey hayal ettiriyor ama hep acabası var bu oyuncuların. Ama... Chamberlain olmayacak belli ki. Pepe alınabilir bir risk. Çünkü sözleşmesinde feshedeceği söyleniyor. Şu yüzden alınabilir bir risk. Hem çok yüksek bonservis ödemeyeceksin. Bir imza parası maaşla alıyorsun. Ve hakikaten ya biraz burada top oynayayım hissin alırsa bir tık hareketlense çok başka şeyler hayal ettiriyor. Mesela Coutinho için de bundan bahsediyordum. Hani tutarsa çok başka şeyler hayal ettiriyor. İşin rengini değiştiriyor. Pepe de öyle bir oyuncu. Yani oyun uykudayken tek başına gol atacak bir adam Pepe. Hakikaten işte içe devrilip bir tane uzak direği bırakır ortada bir şey yokken. Hem driplik becerisi var hem şut becerisi var. Ki onun da scout raporunda hani şut konusunda iyi ama bitirici konusunda bir soru işaretlerim var. Scout raporunda değerlendireceğim Pepe'nin şut aksiyonlarını izledim. Orada bekleriz sizi Vore Plus'ta. Ama tavanı başka şeyler hayal ettirdiği için ben olsam bu riski alırdım. Çünkü Gezal Pepe en azından hani birisinden birisi biraz eski günlerine dönse tamam diyorsun. Tamam diyorsun. Yani. Ama Gezal tarzı da onu söyledim. Yok Gezal tarzı değil. Zaten Gezal başka bir şey dedik yani. Evet. Orada başka bir oyuna geçecek. Sol ayağını kullanan sağ ön oyuncusu ama farklı tam. Birisi oyun kurucu, birisi daha forvetimsi. 2019-2020 Lille'den Arsenal'e giderken yani 80 milyon euro'da konuştularken. Yani şu anda da şey bir oyuncu değil yani hiç oynamıyor. Öyle bir oyuncu değil. Bu sene liste işte 23 maç ilk 11 var. 28 maç var. 8 gol atmış. Devamlılık problemi olan bir oyuncu. Mayıs doğumlu bir de. 95 doğumlu. Yani 28 yaşında bitirecek sezonu da. Evet. Yani yaş olarak da çok tam güzel bir yani. Güzel yerde. Alınır ya. Alınır yani. Tam profil. Pepe'ye biz onay verdik. Pepe'ye mührü bastık abi. Evet. Coutinho gelmiyor. Chamberlain gelmek istemiyor. İngiltere'den biraz oyuncu çıkarmak çok kolay olmuyor. Genellikle ya Premier Lig'de ya da şey yaşantı olarak İngiltere'de devam etmek istiyor oyuncular genellikle. Pepe zaten İngiltere'de yaşamıyordu. Bir yandan da öyle bir şey. İzleyicilerimizin de yorumlarını merak ediyorum. Siz hangi profili Beşiktaş'a uygun gördünüz? Hangi oyuncunun Beşiktaş'ta oynamasını isterdiniz? Bize yazarsanız... Pepe de Afrika Kupası'na gidiyor değil mi? Fil dişi. Geçmiş olsun. Yani gerçekten o kafilenin arasında Necip de gitmiş falan olacak yani. Karışmış araya. Yollasanıza bizim çocuğum. İzdam halinde böyle yanlışlıkla bir başka yere gidiyorsun mesela tribünde. Ulan ben B kapısından girecektim. İzdam beni C'ye götürdü falan. Aynen. Necip anlatıyor değil mi? Uçağa biniyormuş böyle. Yanlış uçağa binen biriyle karşılaştım ya bir uçakta. Ve yani... Ama çok kapıdan nasıl geçmiş? Nasıl geçtin abi? Evet nasıl yani. Geçtin abi sen orada? Değil mi? Yani geçirenler nasıl geçirdiler falan? Nasıl yani Konya değil mi bu filan diye kalktı. Baba son geçişi geçtikten sonra yanlış otobüsü. Bizim orada tekten haber. Uçağı götürenler var ya. Ya öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olmuş. En fazla olmuş olabilir yani. Yoksa... O bile zor abi yani. Bence olur ya. otobüs karıştırmıştır. Otobüs karıştırmıştır bence. Daha iyi haberim anıydı. Otobüstü bir haberim anıma. Otobüse gidilen. Abi ama otobüs bile olsa kapıdan hemen çıkar çıkmaz bir otobüs. Abi niye gitti başka yere değil mi bazen yani? Bazen ikili üçlü çok yakın kapılar oluyor ya. Evet. Arkalı önlü bekliyorlar ya bazen. Onu bilmiştir baba yani. Peki fark ettin mi? Oraya yoksa uçtu mu? Yok. Uçmadı. Ha, iyi. Evet. Nasıl Konya değil kardeşim?
Recep İvedik'in şeye gidesi Kenya gidiyor falan. Hangi filmle gidiyordu? Kenya. Kenya gidiyorlardı. Konya diye Kenya gidiyorlardı. Valla enteresan. Afrika Kupası zamanı Beşiktaş'ın öyle olacak. Evet. Gerçekten zaten şey transfer listesi olur mu abi bir kulübün? Afrikalı olmayan oyunculara odaklanıyor musun? Ben gibi bir şey olur geldi. Bir şey diyoruz böyle mesela bir oyuncu işte Coutinho derdim. Mesela Afrika'da değil böyle Afrika'da. Avantajı var bu oyuncunun. Filan menajer de şey orada konuşuyorlar. Afrikalı değil. Pereira abi Afrikalı değil. Rebic. Rebic öyle değil. Bayağı öyle deniyordu orada. Rebic Afrikalı değil. Değil. Avantajı var. Of. Şey de bomba ama. Afrikalı ama milli takıma çağırılıyor merak etme. O zaman kötü lan. O en kötü daha gerçekten kötü. Ya. Şey Onana için. Onana şey için duydum. Dediler doğru. Oyuncunun bir avantajı. Afrikalı ama milli takım oldum diyor. Abi keşke alınsaymış. Yani o maçta oynadığı süreçte Dünya zaten bir herhangi bir gidiyor. 800 kişilik kaldı olsa çağırmazlardı. Yani mesela ben burada yani çok içim rahatlattım. Sence Jan Onana'dan ne beklediler abi? Ben onu merak ediyorum şimdi yani. Of belki yani yaşı genç işte fiziği var, yaşa, atletizmi var, şey yapar. Lansana hiç oynayamadı ki. Lansana 2.3 milyon euro falan yatırım yapmıştı yani alırken geçen sene. Ama hakikaten acı ya şey. Ne bileyim abi. Yok yani... abi çalmazlar ya manyaksın abi. o çok içim rahatlattı. Abi Janone'ya bonservis vereceğine Duşan Tadıç'a parayı verseydin yani. Tabii canım çok net yani. Hani ne bileyim. Tabii. Yedek Ali Dervişoğlu'nu da alıp parayı başka yere harcasaydın 500 bin. O yani çok büyük denklem çözüyor bir sürü ya. Ne? Yani ama bir de potansiyel yatırım yapacaksan işte o gezen olmayan bir adam mesela hani dönüşü belli olmayan bir oyuncunun tarzında bir genç oyuncu yatırım yap ki en azından gezen yokken de sana bir bakın şey işte o tarz bir oyuncumuz var yatırım da yaptık. Bakarsın ki hakikaten başka bir şey izletir. Zaten hali hazırda acayip motivasyon için çok çok iyi oynadığı bir 6 numara bölgesi. Başka tonda bir 6 numaramız olsun denildiğinde şey var. Demir Ege var. Tabii canım. Gayet 1.93 boyunda. Hani tutucu altı numara da var. Hem de teknik. Evet. Yani hem hava topu karşılayacak hem teknik bir oyuncu. Belki o inanılmaz tempolu değil ama. Yani birinci ihtiyaç değilken bir bonservise yatırım yapıldı. Ya oyuncunun profilinden bağımsız söylüyorum yani. Umarız biz haksız çıkarız bu arada Jan Onana için. Ama ilk gördüğümüz şey profil pek iç açıcı değildi en azından maçta yani Tirana maçında. Belki de sene içinde bütün fikrimizi değiştirecek yani. Evet abi Şenol Hoca var bir yandan da. Şimdi bambaşka bir şey. Ona güveniyoruz abi yani zaten yani. Başka bir şey değil yani. Oyuncular iyi olsun ki biz de iyi konuşalım yani. Tabii. Niye kötü konuşalım yani? Abi bir de bu da mesela biraz hocaya da haksızlık olmaya başladı. İşte evet. Antalyaviç tam hocalık adam. Bir şeyler yapar inşallah. İşte haydi hocam. Ox canlandırır. Hocam canlandırır. Adamı canlı adam gelsin. Canlı abi hayata döndürme servisi. Tabii yani. Tabii. Bir tane döndürür, iki tane döndürür bir yani. Bir tane düzgün olun yani. Evet. İzleyicilerimiz de yorumlarını merak ediyoruz. Biz şimdi noktalıyoruz. Derbinin katlarıyla hazırlanan transfer listesini. Ilgaz Sinan, Mustafa Demirtaş ağzınıza sağlık. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.